diyor. Hoş geldiniz, şeref verdiniz diyor. Geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanımız, kıymetli büyüğümüz Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin katılımlarıyla, teşrifleriyle şereflendirmiş oldukları Aydın mitinginde Aydın'ın 31 Mart seçimlerinde kararını net bir şekilde verdiğini hep beraber görmüş bulunmaktayız. Aynı inanç, aynı ruh, aynı azimle bugün de burada görüyoruz ki Germencik kararı vermiş, Cumhur İttifakı demiş, Büyükşehir'de Mustafa Savaş, Germencik'te İsmet Akın'ı seçiyorum demiş. Bu çocuklar kalabalıktan dolayı hepiniz ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Kadın kolları başkanları, gençlik kolları başkanları, Cumhur İttifakı'na gönül vermiş değerli yol arkadaşlarım, hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Az önce alana girerken bu coşkulu kalabalığı görünce başkanlarım dediler ki Germencik'te iş bitmiş dediler. Yürütme kurulu üyemiz Sayın Metin Yavuz Bey varla konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Cümleten merhabalar, hayırlı günler, kazanınız mübarek olsun. Önemli bir gün, bir sürecin son halkasının tescilleneceği bir gün. Neden 31 Mart çok önemli? Biliyorsunuz her 10 yılda bir bu ülkede birileri dur diyor. Sizler bu işi yapamazsınız diyor. Sizler bu ülkeyi yönetemezsiniz. Bizler varız diyor. İnşallah 31 Mart'ta bundan sonra çok programlı bir, istikrarlı bir ülke yönetimine sahip olacağız hep birlikte. Hiç kimse bizlere dur diyemeyecek. Yükselişimize Allah'ın izniyle hiç kimse engel koyamayacak. Buna katılıyoruz değil mi arkadaşlar? Açıldı. Sevdaya, aşka, anam gibi, babam gibi sevdim seni Germencik. Dünyayı verseler, yok senden başka gözüm. Nefesim gibi, havam gibi sevdim seni Germencik. Sayın başkanım, il başkanlarım, sayın vekillerim, belediye başkanlarım, benim üzerimde emeği olan siz değerli vatandaşlarım, hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Ne büyük onurdur ki Çıraklı ile başladığım, Kalfalı'nın yaptığım kurumun başına belediye başkanı aday olarak karşınıza çıktım. Öncelikle bana bu onuru ve şerefi layık gören bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'ye ve ateşli günlerde liderliğiyle ülkemize yön veren Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan Beyefendi'ye ve siz değerli canım Germencikli hemşerilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Ben büyüklerimden büyüklerimizin yanında ilçemizin mütevazılıkla hizmet eden biriyim. Elbette her Germencikli gibi ilçemin en güzel yaşanacak yer olması için benim de en büyük hayalim işte bu hayali gerçekleştirmeye namzet seçildim. Sağ olun, var olun. Vatan sevgisi hizmetle ölçülür bizde. Asla lafla sözle vatana hizmet edilmez. Hizmet üretmekle olur. Üretkenlikle olur.
biz de şimdiye kadar ürettik. İşte bu kent meydanı, Saat Kulesi, Kültür Evi, yeni belediye binası, Türk Burcu Parkı, düğün salonu, taziye evi, daha saymakla bitmeyen bir sürü hizmetimiz var. Üniversite. Üniversitemiz de ayrı bir değer katıyor bize. İşte bu hizmetlerle biz bir adım ileriye taşımak için yola çıktık. Çünkü bu bir bayrak yarışıydı. Bu hizmet yarışına bu yüksel Türk yükselmenin hududu yoktur diyen Atatürk'e layık olma yarışıdır. Halka hizmet, hakka hizmet Peygamber Efendimiz'in layık olma yarışıdır. Bu yarışta bayrağı en üste çıkarmaya sözümdür Germencik halkıma. Ağaç dallarından bal atan çarıklara sözümdür. Meşeli'nin neşeli insanlarına sözümdür. Ömer Beyli köyüne sözümdür. Kartal bakışlı Kızılca Gedi'ye sözümdür. Direnişin başlangıcı Habiblere, Dampınar'a sözümdür. Bozkır'a, Çamkır'a sözümdür. Güllü Hanım'ın köyüne sözümdür. Dağ Karaca, Hıdır Beyli'ye sözümdür. Karaağaçlı'nın, Reis Köy'ün, Üzümlü'nün pamuğu gibi ak, Turanlar uzun kum, Moralı'nın sütü gibi pak olacağız. Sözümdür. Çocukya Pınar'a, Neşetiye'ye, Dereköy'e sözümdür. Gümüş gibi bir şehir imar edeceğim. Sırtına daha yaslanmış, yıllanmış Çınar Selahattin'le sözümdür. Daimi Balatçı'ya sözümdür. Bunları bilmek lazım. Bilmezsen olmaz bu işler. Bir fiil ortaklara Germence sözümdür. Sizin emrinizde, sizin hizmetinizde olacağız. Adil olacağız. Kum ayırmayacağız. Şeffaf olacağız. Merak bırakmayacağız. Yapabileceğimizi yapacağız. Yapamayacağımızı anlatacağız. Başkanım, Bursa'yı unuttun. Geliyorum. Biz hizmet eriyiz. Gecemizi, gündüzümüzü halkımıza hizmete adayıp of demeyeceğiz. İki vatan sevdalısı söyler misiniz? Heyecanlandım. Bravo başkanım. İki vatan sevdalısı Hizmet Partisi yan yana geldi ve ülkemizin bekası diyerek bir irade koydular. İşte biz de burada bu iradeyi tüm Aydın'a hem de ilçemizde layık olduğu yere taşıyacağız. Germencik'te kazanmak için yarışırken Aydın'da da Mustafa abimiz, Mustafa vekilimiz, Aydın'ın gülen yüzü Mustafa vekilimize de kazandırmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Çünkü Aydın olması gereken yerin çok gerisinde. 5 yıl bedavaya gitti. Neler yaşadığımızı, gerek şehir planlarımızın, gerek yatırımlarımızın nasıl engellendiğini yakından şahidim. Buna rağmen aradan dereden ataklarla hizmet ürettik. İnşallah yeni dönemde el ele, gönül gönüle hem ilçemizi hem Aydın'ımızı kalkındıracağız. Bu bizi seçen siz hemşerilerimize boynumuzun borcudur. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken kuruluşundan bugüne kadar adını sayamadığım ilçemize katkı sağlamış tüm geçmiş belediye başkanlarımız ile ismini bildiğim Hüseyin Çondoroğlu, Ahmet Zencirci'ye,
Ali Şanlı'ya rahmetli, Allah rahmet eylesin gani gani, Ahmet Yavaşoğlu'na mevcut başkanımız, değerli büyüğüm, ustam, abim, ümmet adına hizmetlerinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Abi biriniz bak sağımdan. Bana bir hat taktılar. Germenci'nin gülen yüzü. Evet, yakışıyorum değil mi? Şunu bilmenizi isterim ki güler yüz hiç asılmayacak ve birlikte mutlu ve neşeli tebessümle karşılayacağız 1 Nisan sabahını. 1 Nisan sabahında mutlulukla uyanacağız. Sağ olun, var olun. Bursalı'yı burada atlamışım, özür dilerim. 27 köy 36 mahallemizin onlara en içtenlikle selam söylüyorum. Kusura bakmayın. Sağlıcakla kalın. Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasıl bizim çırak vallahi benden iyi konuşmaya başladı. Maşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Germenci demek ki ben şunu söylüyorum arkadaşlar. Ortaklarda Germencik'te 8 yıldır beraber çalıştığımız akrabam diye eleştirenlere de buradan örnek olsun inşallah. Çünkü bu işler kolay işler değil. Emanet edeceğimiz şehirde 43.500 kişi yaşıyor. O yüzden biz partimizde, teşkilatımızda aday olmak isteyen arkadaşlara aday adayı olabilirsiniz dedik. Ama kiminle önde çıkarsak, kiminle kazanabileceksek onunla gideceğimizi ifade ettik. Kardeşimiz de burada ispatını gösterdi. Aday adayı olan arkadaşlarımızı da burada yanımızda istiyoruz. Onlarla beraber ekip olmak istiyoruz. Bakın Sayın Cumhur İttifakı İl Başkanımız, Sayın Milletvekillerimiz, Sayın Belediye Başkanı adaylarımızla beraber buradayız. Sizlerin huzurundayız. Amacımız insanımızı hizmet etmek. Belediyeciliği niçin var dediğimizde insan odaklı şehri insanlar için tekrar planlayalım, tasarlayalım, akıllı gelişimine katkı sağlayacak insan odakları yaratalım, farkındalığı olan insanlar yaratalım ve böylelikle ülkemizi kalkındıralım, katma değeri yüksek ekonomiyi kazanalım diye bu yolculuğa çıktık. Amacımız bu aslında. Koltuklarda zaten oturuyoruz. Öyle değil mi? Yani ben 2 yıldır Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığıyken koyduğumuz hedef neydi? Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmaktı. Niçin? Yasa gereği onun yetkileri, yasa gereği etkinliği. Evet, büyüklerimiz, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Genel Başkanımız bize Efeler uygun gördü. Mustafa Savaş Bey de Büyükşehir'e uygun gördü. Ha Ümmet Akın'la, ha Mustafa Savaş'la. Önemli olan bu beceriksizlerden bu şehri kurtarmak. Gönül belediyecilerin mimarı, bu şehir için her şeye değer diyen,
memleket işi gönül işi diye. Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Mustafa Savaş Bey geliyor. Sözüm sözüm daima ilerlemek tek ülkümüz. Bu şehir bizim sözüm sözümüz. Çok kıymetli Ermencikli hemşerilerim, Roman kardeşlerim, Yörük kardeşlerim, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, vatansız millet olmaz. Bayraksız devlet olmaz. Tarihsiz bir medeniyet olmaz. Aziz milletime, kudretli devletime, şanlı tarihime selam olsun. Selam olsun. Evet, evet, bugün Germencik bir başka güzel. Aydın'ın her tarafı bir başka güzel. Geçen cumartesi Aydın Kent Meydanı da bir başka güzeldi. Milletin adamı, yiğit adam, güzel insan, cesur insan, genel başkanımız, cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırladı. Haydi aydınım, düşün gücümüz. Evet. Umutla söylenen Aydın Kent Meydanı çok güzeldi. Coşku vardı, heyecan vardı. Bu coşku, heyecan Aydın'ımızın tüm ilçelerinde, tüm mahallelerinde, her tarafta var. Artarak devam ediyor. Bu coşku, bu heyecan neyi gösteriyor biliyor musunuz? 31 Mart akşamı Aydın'da bir destan yazılacağını gösteriyor. Evet, biz 31 Mart akşamı Aydın'da destan yazacağız. Bu destanı tüm Türkiye konuşacak arkadaşlar. Evet, biz bu topraklara, havasına, suyuna, taşına, toprağına sahip çıkmak için yola çıktık. Borcumuzu ödemek için yola çıktık. Allah yardımcımız olsun. Allah yol açıklığı versin hepimize. Evet, son 5 yıldan bu yana biliyorsunuz bu ülkeyle içerideki hainler ve dışarıdaki hainler, bunların işbirlikçileri, küresel güçler Türkiye ile uğraşıyor. Son 5 yıldan bu yana Gezi olaylarıyla başlayan, 17-25 Aralık'ta devam eden, terörle, hendekle devam eden ve 15 Temmuz o hain darbe girişimiyle devam eden bir operasyon çekiliyor. Bu operasyonu hep beraber ve birlikte omuz omuza üstesinden geliyoruz. Evet, bu 15 Temmuz'u biz asla unutmuyoruz ve asla da unutturmayacağız. Biliyorsunuz 15 Temmuz o hainlerin demokrasimize, bayrağımıza, vatanımıza, namusumuza uzatılan ellerin kırıldığı gece. Evet, o 15 Temmuz asla unutulmayacak. O 15 Temmuz milletin gönlünde bir ittifak oluşturdu. Millet nezdinde bir ittifak oluşturdu. Bu 15 Temmuz Cumhur İttifakı'nı oluşturdu. Bu Cumhur İttifakı bir 15 Temmuz ruhudur arkadaşlar. Cumhur İttifakı yeni kapı ruhudur. Cumhur İttifakı bir milli birlik ve dayanışma ruhudur. Cumhur İttifakı bu ülkeyi yeniden inşa etmenin iradesidir. Bu nedenle Cumhur İttifakı'na sahip çıkmak boynumuzun borcudur arkadaşlar. Haydi aydınım, bütün gücümüzü, umutla söylenen vatan türkümüzü, daima ilerlemek tek ülkümüzdü. Bu şekil bizim, evet, sözüm sözümüzü. Hem Cumhur İttifakı'nı hem de davamıza sahip çıkmak boynumuzun borcu arkadaşlar. Bu dava masumların yanında olma davası. Bu dava milletin yanında olma davası. Bu dava milletin iktidar olma davası. Bu dava milletin iktidarda muktedir olma davası. Bu dava demokrasiye sahip çıkma davası. Bu dava eli kanlı demokrasi düşmanlarına
karşı koyabilme davası. Bu dava tek millet, tek bayrak, tek devlet, tek vatan davası arkadaşlar. Umutla söylenen vatan Türk'ümüzdür. Daima ilerlemek tek ülkümüzdür. Hoş geldin bizim sözüm sözümüzdür. Daima ilerlemek tek ülkümüzdür. Hep söylüyoruz, sevdamız Aydın, sevdamız Germencik, sevdamız 17 ilçe ve Aydın'da yaşayan 1.100.000 vatandaşımızın geleceği. Hemşerilerimize yaşanabilir bir Aydın yaratmak. Hedefimiz bu, çabamız bu. Doğduğumuz, büyüdüğümüz bu topraklara borcumuzu ödeyebilmek. Ama birilerinin böyle bir derdi yok. Birilerinin böyle bir tasası yok. Birileri bahane üretiyor. Bakın bizim derdimiz bu memleketin geleceği. Bizim derdimiz Aydın meselesi. Bizim derdimiz memleket meselesi. Bizim derdimiz pazara kadar değil, mezara kadar. Mezara kadar. Hak savaş, gücümüz haktan, karar Aydın'dan. Aydın'ın özelladı Mustafa Savaş. Aydın'ın özelladı. Birileri seçimden seçime ortaklık kuruyor. Birileri seçimden seçime. Ama biz ölüme kadar, sonuna kadar. 1000 yıldan bu yana bu coğrafyada yaşıyoruz. Sonsuza kadar da bu coğrafyada yaşayacağız arkadaşlar. Gücün gücümüzdür. Umutla söylenen vatan Türk'ümüzdür. Ama birilerinin derdi hep diyorum bahane üretmek. 5 yıl kayıp yıl Aydın'da. Kayıp yıllar var 5 yılda. Ama bunlar yapamadıklarını örtmek için bahane üretiyorlar. Ve bir de erzak dağıtarak göz boyuyorlar. Bakın bir de ne yapıyorlar? Boy boy kendi posterlerini asıyorlar billboardlara. Kendi posterlerine. O astığı posterlerde de kendi partisinin amblemini koymuyor. Buradan Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş sevgili hemşerilerime sesleniyorum. Bakın kendi partinizden olan Büyükşehir Belediye Başkanı sizin partinizin amblemini dahi kullanmıyor. Bakın amblemini dahi kullanmıyor. Bakın o astığı posterlere, gazetelere, televizyonlara 5 yılda ne kadar para ödedi biliyor musunuz? 5 yılda ne kadar? 100 trilyon reklam harcaması yaptı 5 yılda. O 100 trilyonla Germenciğe neler yapılırdı siz düşünün. Ne kadar parke taşı yapılırdı? Ne kadar yol yapılırdı? Siz düşünün. Bakın paralarınızı kar vurup harman hep. Çarçur ediyor paralarınızı. Bunların tabii gelince gerekeni yapacağız. Bakın ayrıca Türkiye'nin en pahalı suyunu Aydın'la hemşerilerin kullanıyor. Aydın'a bakın. Mart ayındaki su faturalarınızı saklayın arkadaşlar. Bakın Mart ayının su faturalarını saklayın. Ne yapacağız biliyor musunuz? Nisan ayında göreve geldiğimiz anda yapacağımız meclisteki ilk toplantıda su ücretlerini %50 indireceğiz. 5 yıl boyunca da zam yapmayacağız arkadaşlar. Bir de bakın buradan aldığı paraları buraya aktarmıyor. Bak Germencik'ten kesilen paraları hizmet olarak Germencik'e aktarmıyor. Ama bu kardeşiniz söz veriyor. Buradan kesilen Büyükşehir'e aktarılan paralara söz veriyorum. Germencik'te hizmet edeceğiz. Hizmet. Aydın'ın öz evladı Mustafa Savaş. İsmet kardeşimizle beraber uyumlu ve ahenkli bir şekilde çalışacağız. Ama mevcut şu andaki Büyükşehir Belediye Başkanı kendi partisinden olan belediye başkanlarıyla bile geçinemiyor. Ama biz birlikte kardeşimizle beraber 17 ilçemizdeki belediye başkanlarımızla beraber uyum içerisinde, ahenk içerisinde
bize oy veren de vermeyen herkesin belediye başkanı olarak görev yapacağıma söz veriyorum arkadaşlar. Söz. Evet. Aydın'ın o kayıp yıllarını telafi etmek için yatırım yapacağız. Buradaki incirimizi değerlendireceğiz. Zeytinimizi para edeceğiz. Çiftçimizin refahını arttırmak için, gelirini arttırmak için ne gerekiyorsa onları yapacağız. Kooperatifler kuracağız. Şirketler kuracağız. Burada üretilen ürünleri dış pazarlara ulaştıracağız arkadaşlar. Mezbahalar açacağız. Soğuk hava depoları açacağız. Ve bunları hep birlikte Aydın'ımız için, geleceğimiz için yapacağız. Germencik'te doğan çocuğumuzun karnı da Germencik'te doyacak arkadaşlar. Germencik'te. Mustafa Savaş, gücümüz haktan, Kara Aydın'dan, Aydın'ın. Evet. Kanalizasyon yapacağız. Yol yapacağız. Park bahçe yapacağız. Bunlar zaten bizim görevimiz. Bunlar zaten bizim görevimiz. Ama biz Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yapacağımız projelerle memleketimizin aş ve iş problemini de çözmek için yola çıktık. Bunun da sözünü veriyorum arkadaşlar. Umutla söylenen vatan Türk'ümüzdür. Daima ilerlemekte Türk'ümüzdür. Evet. Bizim en büyük gücümüz ne olacak biliyor musunuz? 31 Mart sonrası Nisan ayı itibariyle seçimsiz 4,5 yıl var. Bakın, seçimsiz 4,5 yıl. İktidarla birlikte yürüyeceğiz. İktidarla birlikte yürüyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğini alarak, hükümetimizin ve iktidarımızın desteğini alarak Aydın'ımızı, Germencik'imizi parmakla gösterilen bir vilayet ve ilçe yapacağız. Bunun da sözünü veriyorum arkadaşlar. Aydın'ın öz evladı Mustafa Savaş. Aydın'ın öz evladı Mustafa Savaş. Evet. Çok şey yapacağız. Güzel şeyler yapacağız. Birlikte ve beraber. Hep beraber yöneteceğiz bu şehri. Ben yaptım oldu değil. Çiftçimizle ilgili bir problem mi var? Esnafımızla ilgili bir problem mi var? Esnafımızın, şoför esnafımızın bir derdi mi var? Çağıracağız, birlikte konuşacağız. Mahallemizde bir kentsel dönüşüm mü olacak? Mahallemizdeki oturanların rızasını alacağız. Onlarla konuşacağız. Bu şehri hep beraber, hep birlikte yöneteceğiz arkadaşlar. Ve gelecek çok daha güzel olacak. Aydın'ımız yaşanabilir bir Aydın olacak. Aydın'ımızda trafik problemi olmayacak. Aydın'ımızda otopark problemi olmayacak. Aydın'ımızda jeotermal problemi olmayacak arkadaşlar. Ölenen vatan Türk'ümüzdür. Daima ilerlemekte. Evet. Bakın, söz veriyorum. Aydın'daki jeotermal sorun varsa, evet var, sorunu da çözeceğime söz veriyorum arkadaşlar, söz veriyorum. Evet. Ve bu o Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanı'nın elindeki oyuncağı da alacağım. Oyuncağını alacağım. O jeotermal oyuncağını alacağım. Söz veriyorum. Kendisi hem konuşuyor, hem ruhsat veriyor, hem de şirket kurup Sultanhisar'daki jeotermal sahasını elektrik üretmek için satıyor. Biz ne yapacağız? Hem oradaki problemi çözeceğiz, hem de tarımla jeotermali buluşturacağız. Organize seracılık bölgeleri açacağız Allah'ın izniyle. Evet, istihdamla ilgili, üretimle ilgili Germencik'te, Aydın'da, diğer ilçelerimizde çok güzel işler yapacağız. Birlikte ve beraber. İlçe, belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle birlikte, İsmet kardeşimle beraber. Germencik zaten bugün çok güzeldi. Bu Germencik'te 31 Mart akşamının işaretlerini gösteriyor Allah'ın izniyle. Evet. Evet, çok güzel. Ve ayrıca Büyükşehir, buradan da Büyükşehir'e oylar gelecek, akacak. Ve Aydın'da destan yazılacağını çok net bir şekilde gösteriyorum.
Allah razı olsun sizden. Allah hepinizden razı olsun. Ayağınıza sağlık. Yolumuz açık olsun. Bahtımız açık olsun. Kazamız mübarek olsun. Germencim, Germenciklim bir düşün. Germencimizin artık 3 belediyesi var. İsmet Başkan, Germencik Belediye Başkanı, Efeler Belediye Başkanımız İsmet Başkan, Büyükşehir Belediye Başkanımız var, Mustafa Başkan. Mahalli idareler yerel seçimlerinde tercihini bir kez daha haktan, haklıdan, hizmetten yana kullananlara selam olsun. Anladık. Ne mutlu ittifakın başkanlarına, ne mutlu şeffaf belediyecilik sevdalarına, ne mutlu Türk'üm diyene. Yasa vardır sevap, günahsız inmez. Değerli halkımız, sayın protokolümüz, seçim irtibat buramızın açılışı için kurdelelerini keseceklerdir. Ben nereden çekeceğim ya? Aşağıda. Kazamız mübarek olsun. Vatan kaydısı hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Dar olun. Ayağınıza sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bu seni şefkat gözlerle saklı. Cumhuriyet'in kalbi millet. Bu sevgili şefkat gözlerle saklı. Cumhur İttifakı millet destek vermiş durumdalar. Germencik Görükler Derneği şu anda aramızda. Tam destek Görükler Derneği.